Cansu. Cansu lütfen aç. Cansu kendini odaya kapatmak çok çocukça. Cansu lütfen açar mısın? Yarım saattir uğraşıyoruz Arman. Yarar yok, bırak artık. Bırakamam Rüya. Ya kendine bir şey yaparsa? Onu dışarı çıkarmamız lazım Cansu. Anahtar deliğinden gaz verelim. Nefessiz kalırsa dışarı çıkar. Ayten, kendini ve fikirlerini önümden çek. Acı çeken biriyle empati kurmak gerek. Çekilin. Dinle Cansu. Neler hissettiğini çok çok iyi anlıyorum inan. Şimdi sen tertemiz duygularınla bağlanıp birlikte olmayı düşlediğin insan tarafından sırtından bıçaklandığını düşünüyorsun. Ruhun gümüş saplı bir bıçakla yaralandığı için her dakika, her saniye kan kaybediyor. Aşka olan inancın yavaş yavaş sönen bir mum gibi küçülüyor. Işık giderek senden uzaklaşıyor. Kendini biraz daha yalnız, biraz daha çaresiz, biraz daha mutsuz. Gel buraya, gel. Tamam, bana ver. Cansu, şımarıklığın lüzumu yok. Derhal dışarı çıkıyorsun, anladın mı? Lütfen gidin, yalnız kalmak istiyorum, tamam mı? En azından cevap verdi. Cansu, Cansu çık dışarı. Cansu. Sonra dedi ki, siz hem romantik hem ateşli bir erkeksiniz dedi. Allah Allah, ateşini nereden anlamış? Kolunun altında derece mi sokmuş? Durma be Zeruha, iyi kadın. Şairsin sen dedi. Sonra sana yazdığım manileri dinlemek istedi. Ona neymiş? Ben de hani senin dinlerken ağladı mani vardı ya, onu Keklik söyledim. Keklik manisini mi? He he, onu. He ya, ne güzeldi. Hiç üşenmez, her dakika bir tane uydurur söylerdin bana. Ağlatırdın hüngür hüngür, sonra da karşıma geçer seyrederdin. Ağlamana bayılırdım da onda. Gözlerinden inci taneleri akıtırmışsın gibi gelirdi. Hey gidi günler. Maniler sustu artık, değil mi? Ne münasebet. İstesem gene okurum da. İşte vakit olmuyor. Artık bana mani söyletemiyorsun desene şuna. Yüreğimdeki har küllendi. Beni ateşleyecek kıvılcım nerede desene. İşte bile. Ben seni yine aynı sevdayla seviyorum. Bunalı gerekliyim. Hadi oku bakalım bir tane. Sazımın değerlerine boğmuş bir bülbül. O bülbül bugün şu gönül. Öttü bülbül. Çaktı şimşek. Sazımda tel, yağmur, sel, yağmur, sel. Ama ne yani? Ha deyince olmuyor ki. Eskiden ha demeye bile kalmıyordu vaydım. Allah Allah. Sen de bana eskisi gibi melül melül bakmıyorsun da artık ondan olmuyor. O zamanlar sadece benim için eteklikler dikip giyinir. Ne bileyim sofralar kurar, yolumu beklerdin. Sanki sen yapıyor mu bunları artık? Tamam hadi hadi kalk evimize gidelim hadi. Geç oldu hadi. Abi. Haydar. Yapma sabit. İçim gidişleniyor. Afiyet olsun. Buyur bacı. Yok sağ olun. Ben şey rica etsem... Bizim Cansu biraz morali bozuk. Kendini odaya kilitledi. Dışarı çıkaramıyoruz. Endişeleniyoruz da. Acaba kapıyı açmamıza yardım edebilir misiniz? Abo. Cansu bacı öyle bir şey yaptıysa durum ciddi. Kapıyı kurmamızı ister misiniz? Dur Sansar. Psikolojik men yanlış olur. İkna yolunu seçmek lazım. Şey, o yolu denedik ama. Öyleyse küçük bir karakter rolüyle onu çıkmaya zorlamalı. Bana bırakın. Ne yapacaksın abi? Çok soru sorma da seyret. Seyircinin karşısında inandırıcılık önemlidir. Şekil budur. Ah, aman, Allah'ım, gırtlağıma bir şeyler düğümleniyor. Sanki midemde kobra yılanlar dolaşıp 12 parmak bağırsağımı ısırıyor. Ay,
Özetle bana bir şeyler oluyor. Yardım eden olsa. Ah yine ah aman Allah'ım ki. Bu katta kimseler yok. İmdat. İmdat. Yavaş yavaş taş kesiyorum galiba. Aksi gibi ortalıkta bir kişi gözükmüyor. Evet evet yanılmıyorum. Ah işte Azrail'i görüyorum. Bana el sallayaraktan gülümsüyor. Ölüyorum. Ölüyorum ya. Ölüyorum. Yok mu yardım eder? Yok mu yardım eder? Bir daha yapsana abi. Ölmüşken bir daha ölünmez Sansar. Öldüm işte daha öldüm. Açmadığına göre demek ki ay kendine bir şey yaptı. Şimdi ne yapacağız? Ne bileyim. Psikolojikmen yanlış bir şey yapacağız. Kapıyı kıracağız. Hadi emmi oğlum. Bir, iki, üç. Cansu iyi misin? Kolay oldu be. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Yok kapı kırmalar, yok ölme numaraları. Yok canım, fena değildi. Berbattı, hatta komikti. Cansu. Şuna değişik bir yorumdu desek. Seni merak ettik de ondan bir tane. Size yalnız kalmak istediğimi söyledim. Lütfen artık beni rahat bırakır mısınız? Ben çocuk değilim. Arkadaşlar, ben çocuğun biriyim. Sizi kırdımsa bağışlayın. İyi misin biraz tatlım? Evet iyiyim. Hele yanımda siz olunca daha da iyiyim. İnsan çevresindekilerin sevgisini hissedince darbeler de daha azlediliyor galiba. Darbeli olman mühim değil. Mühim olan yürüyen asamın. No problem.